Selamünaleyküm arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Anadolu'nun vahşi coğrafyasında vahşi videolarla yine devam ediyoruz. Bu seferki videolar gerçekten nefes kesici nitelikte, hem de gayet yüksek çözünürlüklüler. Sonlara doğru biraz çözünürlük düşse de birkaç videonun yaşananlar net olduğu için gayet keyifli bir video olacak. Çok emek verdim sizler için. Sizden ricam sadece videoyu beğenmeniz. Hazırsanız videolara hızlı bir şekilde geçiş yapalım. İlk videomuz av ve avcı arasında. Av olan köpek, avcı kurt. Şöyle görselinde gösteriyorum. Köpeğin görünüşü sizi aldatmasın. Kesinlikle bir köpek. Aynı sigletteler. Gecenin zorluğunu kucaklamış durumdalar. Ancak kurtlar geceden daha zor ve zorlayıcı bir avcılardır. Şu an köpekle kıyasıya bir mücadele ediyorlar. Burada önemli olan nokta sigletlerinin birbirine yakın olması. Kazananı kim olacak bu mücadelenin? Birlikte bakacağız. Evet, şu an devam ediyor karşılaşma ama stilleri çok farklı. Evet, şu an kurdun sigleti biraz daha yüksek olduğu için onun avantajını kullanıyor. Tabi videonun sonunda kurt galip geliyor arkadaşlar. Çok şiddetli olduğu için paylaşamıyorum, risk alıyoruz. Bundan dolayı zaten videoları beğenmenizi rica ediyorum. Devam ediyoruz. Ardahan'dan güzel bir görüntü. Güzel dedim ama işler acısı tabii. Fino kurdu fark etti. İki farklı açıdan göstereceğim. Gayet HD bir görüntü. Şimdi kurt her şeyini riske attı. İnsanların olduğu bir bölgeye girdi. Şu an çekiyor. Sol tarafta bakın, orada bir de kangal var. Görüntüyü izliyor. Az bir başı göründü. Yuvanın sesi kurtları ürküttü. Net bir görüntü olduğu için sizlerle paylaşıyorum. Sonu hüsran tabii. Uzun soluklu bir mücadele. Gece boyu devam ediyor. Şu an yakından izlemenizi istiyorum. Köpek boyutuna göre olağanüstü bir direniş gösterecek arkadaşlar. Diğeri arkada bekliyor. Gizlilik önemlidir. Kurt ise çok refleksli bir canlı. Çünkü ani refleksler hayat kurtarır. Kurtlar köpekler gibi değildir. Isırılmak istenmezler. Çünkü bunun sebebi onları iyileştirecek bir sahibi yok. Gayet aslında doğal bir durum. Avcı ve av arasındaki kıyasıya bir mücadele. Kurt kaybettiği gücünü toplamak için savaşmak zorunda. Ama ani refleksleri çok mükemmel. Fino da gerçekten mükemmel bir direniş gösterdi. Biraz da yuva buna izin vermiyor. Şimdi ağır çekimde bakın reflekse. Gerçekten çok köpek avlamış belli. Köpek etine alıştığı için zaten burayı tercih etti. Bakın reflekslere bakın. Orada kangal var, ona saldırmıyorlar. Çünkü Fino onların için daha kolay ulaşılabilir bir av ama yuvada bağlı olmasına anlam veremiyor. Kendi de yoruldu. Yuvayla birlikte götürmeye çalışıyor. Hiçbir şekilde kendini ısırmıyor. Isırılmasına asla izin vermiyor. Çok da çekingen bakın. Bir tane orada Fino onu ısırdı. Bir daha ısırdı. Ama şimdi birazdan avcı içgüdüsüyle bir boğaz ısırığı alacak. Birazdan onu yapacak. Hızlı ve kansız bir ölüm. Aldığı gibi ödülünü götürüyor. Diğer arkadaşı orada bekliyor. Bakın. Birlikte şu an kayboldular. Devam ediyoruz. Ardahan'dan Deli Çoban Kenan Demirel abimizin gönderdiği bir video. Karanlığın içinde ışıldayan zarif gözler. Köpekler yine Anadolu'nun sunduğu kolay nimettir. Ve ikonik gezgin bir kurt yaklaşıyor avına doğru. Köpek uyuyor. Evet, şu an diğer yardımcıları da geldi. Köpek ama kurtçu bir köpek. Bakalım ne olacak? Hemen fark etti. Kokusundan bildi. Evet, saldırıyor. Kurtlar ama yine ısırılmak istemiyor. Diğer kurt boyuna saldırdı. Kurtların kafası görüyorsunuz arkadaşlar. Normal bir köpeklerin çok büyük. Kurtlar çok hızlı bir şekilde kaçtı. Sebebini hemen size göstertiyorum. İnsan geldi. Kurtların en çok korktuğu varlık. Köpek şanslı gününde ama eminim kurtlar burayı tekrardan ziyaret edecek. Bundan dolayı arkadaşlar böyle şiddetli videolar paylaştığım için sansür yiyebiliyoruz. O yüzden beğenmeniz ve yorum atmanız çok önemli. Devam ediyoruz. Kayseri'de ağla giren kurtlar bu sefer gözleri dönmüş. Çok çok büyük ineklere saldırıyor ama inekler burada dayanışma içerisinde. Şimdi bir tane buzağı tuttular ama yardımcı inek geldi. Evet, kurtlara kafa tutuyor. Sanki Afrika'da aslan ve boğa yarışması izliyoruz. Kapışması. Evet, bir tanesini vurdu inek. Yukarı çıktı. Ancak kurtlar şimdi birileri hedef karıştırıyor.
Diğerleri seyirci gibi izlerken şimdi buzağa doğru saldırdılar. Diğer kurtlar da geldi. Arkadan biri gözetliyor. 3 tane nöbetçi kurtlar, 3 tanesi de ineklerin içerisine daldı. Sürekli yer değiştiriyorlar. Asıl taktikleri inekleri yorgun ve bitap düşürmek. Tabi burada ağır yaraladılar ineklerin birkaç tanesini. Bir can kaybı bulunmuyor. Kayseri'den bu görüntü. Tabi gecenin sonunda ne olduğu karanlıklarda tam bilinmiyor. Kurtlar eli boş dönüyor bu çatışma esnasında. Her biri farklı bir taraftan kaçmış. Buzağlar ve inekler aslında şansı günde devam ediyoruz. Şimdi kurt buradan atladı. Gözleri parıldıyor. Geri çıktı. Çok mükemmel atik bir kurt. Çakaldır bu diyenler olacaktır. Çakal değil arkadaşlar kurt ama genç bir kurt. Yaz aylarında zayıflamış bir pozisyonda. Ben de şu an ekranda izliyorum sizler gibi. Yorumluyorum sadece. Yorumlarda siz de belirtebilirsiniz kurt mu çakal mı. Ama ben kurt olduğuna eminim. Şu an bir tanesini tuttu. Gözleri orada parıldıyor. Dikkatli izlersek, evet, ağzıyla aldı, indirdi. Orada yiyor zaten arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bu da çok güzel bir video. Şimdi kurt yine her şeyini riske atmış durumda. Evet, bir avlanma başlattı. Koyunlar Anadolu'nun onlara sunduğu nimetlerden bir tanesidir. Ama buradaki tercihi bir keçi. Onu gözüne kestirmiş. Şimdi oradan bir oğlak aldı. Evet. Oğlakla birlikte zıplıyor ama çıkamıyor. Muhtemelen onu orada tüketecek. Devam ediyoruz. Evet, kurt avlarını izliyor ama kararsız. Çünkü kendine çok daha büyük inekler. Ama kurt inanılmaz büyük arkadaşlar. Şimdi birazdan indiğinde görürsünüz. Bu zamana kadar paylaştığım en büyük kurtlardan biri diyebilirim. Kadraja girdiğinde hep birlikte göreceğiz boyutunu. İnanılmaz büyük gerçekten. Çok korkunç. İnsan bunu görse korkabilir. Şu an inekleri rahatsız ediyor. İneklerin bilmediği bir hayvan. Evet, şu an saldırmaya başladı. Ama ürktü. Geri kaçtı. Evet arkadaşlar, videolarımız bu kadar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.